İyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Nasılsınız? Benim öğrenciler burada galiba. Evet, öncelikle YDT grubu varsa şu anda, evet fark ettim. Yarınki ilk oturumda başarılar diliyorum. Yapacağınıza inanıyorum ben. Hiç boşu boşuna stres yapmayın. Şu anki yaptığınızdan daha iyi sonuçlar alacaksınız. Son zamanlarda netler biraz dalgalanıyor. Stresten dolayı stres yapıyorsunuz çünkü çözerken. İnşallah sorular da sizin çalıştığınız gibi gelir. Tüm emeklerinizin karşılığını alırsınız. Şimdi YDS YÖK Dil Tayfa içinde bir paragraf tamamlama yapmak istiyorum. Bir de paragraf. Çünkü bu kısımdan çok fazla mesaj alıyorum. Yani bu kısımlar biraz sorunlu sanırım. Ama şöyle bir şey var. Şimdi paragraf tamamlamayla aslında cümle tamamlamanın mantığı hemen hemen aynı ilerliyor. Yani soruyu çözüş şeklimiz aynı devam ediyor. Şöyle yapmamız gerekiyor. Şimdi cümle tamamlamada da belli bir soru kökünün üzerinden gidiyoruz ya. Şimdi boşluktan sonrasını bazen hani şuraya bağlaçlı bir kısım verebiliyor. Bazen de seçeneklerde bağlacı yerleştirebiliyor. Biz o zaman zaten bağlaca bağlı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hani yapıyorduk ya, eğer zıtlık bağlacıysa artı eksiği takip etmem lazımdı. Sebepse eğer neden sorusuna cevap vermesi gerekiyordu. Donuyor mu? Şu anda sıkıntı var mı? Bir dakika, ben bir şeyleri kaçırdım yan tarafta. Biraz soru sayısını arttırabilirsin. Aslında o sizin performansınıza bağlı soru sayısı. Yani hep aynı soru sayısında gidip net artışı yakalayamıyorsan birazcık arttırman lazım. Ya da yanlış yaptığın kısımlarla alakalı soru sayılarını arttırman lazım. Bu çok genel bir soru olmuş ama. Hani 0'dan 70 bandına çok vakit alır şu anda benim anlatmam. Tabii ki, ama soru şey olmayacak. Hani 500 tane çözersin ama hani yanlışlara mesela bakmazsın, yanlışları analiz etmezsin veya bazen hani hep aynı yanlışlar yapılıyor, hiç üstünde durulmadan geçiliyor ya, o zaman bir şey katmıyor. Hani verimli bir şekilde aslında soruları çözdükten sonra hani 100 tane çözersin ama tam anlamıyla çözdüğün zaman sana katkısı olur. Hani soru sayısı da biraz aslında şov. Şimdi bu paragraf kısımlarında sorun yaşıyorsan eğer, evet katkısı olur. Çünkü zaten asıl net getiren kısım diğer taraflar. Sizler bazen bu gramer kısımlarına takılabiliyorsunuz. İşte prep'ten yanlış çıkabiliyor, phrase'den yanlış çıkabiliyor ama onlar çok böyle hani net artışı sağlayacağınız kısımlar değil. Aslında okuma kısımlarından sonraki kısımlar direkt netlerinizi zıplatıyor. Tabii ki hallettikten sonra diğer bölümlerde. Şimdi ben burada bağlaçları söylüyordum. Diyordum ki zıtlıkta artı eksi, sebepte neden diye sormam gerekiyor. Sonuç bağlaçlarında yine aynı şekilde sonucunu görmen lazım. Şimdi şu nedenle sonucu zaten ana cümlen var ya senin. Ana cümlen hangisi? Bağlaçsız olan kısım. Bağlaçsız kısımdaki fiile sorman gerekiyor. Şimdi o zaman hallediyorsun. Bunu yaptıktan sonra başka geriye ne kalıyor? Geriye şu kalıyor. Tabii ki referans takibi yapmak durumundasın. Bak, aynı mantıkta paragraf tamamlamada da aynı şeyleri tekrarlayacağım. Paragraf tamamlamada da bazen başta veriyor boşluğu, bazen ortada, bazen sonda. Şimdi senin 3 adım içinde yapman gereken tek şey şu. Konunun dışına taşmamak.
Ve yeni bir konu açmamak. Bak, yeni konu açmıyorsun. Yeni bir özne yerleştirmiyorsun. Onun dışında tarihsel durumlara girmiyorsun. Mesela burada bambaşka bir tarihi anlatırken bazen hani çağrıştırıcı seçeneklerde şey oluyor ya, sonda boşluk bırakıyor veya ortada. Bambaşka bir olayı anlatırken gelip buraya başka bir tarihi bir şey yerleştirebiliyor seçeneklerde. Onlardan genelde uzak durmamız gerekiyor. Ha, şu bize avantaj sağlayabilir. Mesela şu boşluktan öncesinde veya sonrasında bağlaç varsa ona göre de mesela hareket edebilirim. Ne yaparım? Zıtlık varsa artı eksi var mı derim. Sebep varsa işte neden ilişkisi kurabilir miyim? Sonuç varsa acaba bir sonuca mı bağlayacağım? Burada benim işime yarar yine bağlaçlar. Onun dışında şunu yapman gerekiyor. Şimdi senin konunun bütünlüğünü mutlaka sağlaman lazım. Çünkü bu nedir? Cümle tamamlama içinde. Şuraya cümle tamamlamayı anlatmıştım. Paragraf tamamlama içinde burada aradan çekilen ifade aslında onun bir bütünü, değil mi? Şimdi bizim oraya puzzle'ın parçasını yerleştirebilmemiz için konunun farklı olmaması lazım, öznenin farklı olmaması lazım. Ekstra başka şeyleri yerleştirmemem gerekiyor. Her zaman sınavın mantığında zaten nasıl ilerliyorsun sen? En genel şekilde ilerliyorsun. Özellere gitmiyorsun. Şimdi biz bazen yorum yaptığımız için, yani konuda sanki bir bütünlük varmış gibi hissedebiliyoruz bazen. Çünkü şey oluyor, hani konunun bütünlüğünün dışına çok çıkmamış gibi oluyor. Mesela öğrenci diyor, öğretmen diyor, hani bağlantı kurabiliyoruz. Niye? Yorum yaptığımız için. Halbuki sana orada hiç öğretmen demedi. Mesela böyle düşünürsek, yorumdan kaçınırsak eğer doğru cevaba ulaşırız. Hiçbir zaman özele girmiyorsun. Yani özel dediğim şey ne? Biraz önce bahsettiğim durum aslında. Genel bir şeyden bahsediyorsa özele girebilmen için ya örnekli bir bağlaçla girmesi lazım. Such as'ler, like'ler, for example, for instance'a girmesi lazım. Ya da zıtlık bağlaçlarından birini kullanması lazım ki sen özele git. Yani geçişi sağlaman lazım bir şekilde, anladın mı? O geçişi bir şekilde aradaki bağlaçla sağlaman gerekiyor. Yoksa olmaz. Tense de öyleydi. Hatırla. Mesela present'tan past yapmıyordum. Diyordum ki zaman uyumuna uymuyor. Niye? Çünkü geçişi sağlaman için ya zıtlık bağlacına ihtiyacın var ya da hani bir zaman zarfı koyacak sana ki, değil mi? Tense farklılaştır. Dururken niye farklılaştırayım tense? Şimdi gel soruya. Bu güzel bir soruydu mesela. Sizlere katkı sağlayacak bir soru. İnşallah böyle bir şey çıkar. Çünkü çok net bir şekilde görünüyor. Ses niye gelmiyor? Çünkü bir şey yapmanız lazım. Bir dakika. Sol alt köşede yer alan ses katıl seçeneğini aktif etmen gerekiyor. Ses katıl seçeneği sol altta. Şimdi burada bana en başta bir boşluk vermiş. Şimdi en baş dediğim ne? Aslında şey gibi, paragraf sorularında da mesela başlığı soruyor ya bize. Başlığı soruyormuş gibi. Yani en başta bir konuya giriş yapmam lazım. Sonrasında konu o şekilde akıştan devam etmeli. Şimdi burada yet even today demiş. Şimdi yet today diyebilir. But today diyebilir. However today diyebilir. Bu today'lerin yerine now falan yerleştirebilir. Şimdi bu ne anlama geliyor aslına bakarsan? Ama bugün, ama şimdilerde anlamına geliyor. Şimdi ama şimdilerde dediyse nedir bu? Ben buraya yazdıklarımın hepsine zıtlık bağlacı. Zıtlık bağlacının yanına hangi tense koymuş? Şimdiki zaman. Ama şimdi. O zaman demek ki bu başta anlattığı olay ne? Past. Yani past bir şeyden bahsetti, sonra da dedi ki ama bugün olay değişti demek ki. Ama bugünü gördüğün zaman ön taraftaki cümlen past. Tamam mı? Şimdi burada present devam etmişim zaten. Today'e çevirdi ya olayı, tense'i değiştirdi. Burada yüksek bir şekilde diyor, gizeminden bahsetmiş. Many superstitions, ne? Batıl inançlardan bahsediyor. Şimdi demek ki konu batıl inanç ve past tense olacak. Aşağıya in, bana past tense'leri bul. Şimdi A'da present bir tense görüyorsun, gitti. B'de
Present bir tense görüyorsun, gitti. Başka? C'de past var, dursun. D'de ne var? D'de de present bir tense var. Bu da gitti. Edirne'de should have verb 3'ü kullandı. Biliyorsun ki modallar yanlarına have verb 3 aldıklarında past ifade olarak kabul ediyorum. Past modal olarak kabul ediyorum. Onun için bu da durdu. Başka, şimdi nasıl devam etmem lazım? Konu bütünlüğünden, özne takibinden devam etmem lazım. Şimdi C'de arkeolojistler diyor. Tamam. Şurada bir batıl inançlardan da bahsetmiş. İlk batıl inançların üretilmişti bilmem ne yıl önce anlatmış. Geçmişten bahsediyor. Şimdi konu bütünlüğü birazcık neden görünmedi? Şu anda görünüyor olması lazım. Şu an sıkıntı olmaması lazım. Herkes görüyor değil mi? Bir kapatıp açın olmadı. Şimdi devam ediyorum. C ve E'nin arasında kaldığımda aradaki fark şu. Şimdi C'yi atlayabilirim. Ama atlamayacağım. Neden? Çünkü şunu söylüyorum size. Diyorum ki arkeolojistler nedir? İnsanlardan bahsediyor. Şimdi bana parçanın içerisinde bir tane daha arkeolojistleri bulur musun? Bulamazsın çünkü yok. Arkeolojistleri en başta söyleyip bir daha o insanlardan hiç bahsetmediyse bu ne demek olur? Demek ki benim konumla hiçbir alakası yok. Çünkü en başta örnek de veremeyeceğine göre, değil mi? Konunun başındayım. En tepede bir şey söyleyecek, devam edecek. Bir daha hiç onlardan konuşmamış ki. Niye onu gidip seçeceğiz? Seçmeyiz. Anladık mı? Nasıl gittiğimizi. Bir tense baktım. Tabii burada tense de çözebildik bunu. Bazen hani tense de çözemiyoruz. Bağlaçla da devam ettim. Hem tense baktım hem özneye. Tabii paragraf tamamlamada da genelde %80 boşluktan sonraki ifade direkt cevabı verir sana. Hani şimdi ortalarda verince çok böyle yukarılara gidip çevirmeye çalışıyorsunuz. Bazen kafanızı karıştırabilir. Onun için direkt boşluktan sonrasına hemen odaklanın. Mesela buradaki gibi. Ta buradan başlayacağım. Evet, konunun tamamını anlayabilmek için ama benim odaklanmam gereken kısım aslında boşluktan sonrası. Hani kafanızı çok fazla karıştırmayın. Tabii ki halledebilirsin. Yukarıda evidence demişti. Bir dakika, kaçırdım ne söylediğini. Evidence dedi, identify dedi, anlam bütünlüğünü öyle kurun. Hangisini seçtin yani? Ha, C'deki identify. Ama özne yok. Mesela onu nasıl çözeceğiz? Mesela arkeolojistleri nasıl yerleştirdim peki? Bir daha hiç o adamlardan bahsetmemiş. Bak V demiş özne mesela. V var. Onun dışında batıl inanışlar var. Onun dışında burada lottery tickets var. Onun dışında Amerika'dan bahsediyor. Günlük yaşamda hala işte gizemli şeylerden bahsetmiş. Hayır, arkeolojistler V olamaz ki. Yok, arkeolojistlerin yerine D diyebilirdi, evet. Ama D de yok. V bizden bahsediyor. Direkt bize atıfta bulunmuş. Şimdi anladık mı? Bu soruda anlamadığımız yer var mı? Geçeyim mi? Tamam. Özneye çok dikkat et bak. Özne yoksa direkt ele. O zaten bilerek kafa karıştırmak için o kelimeler ekleniyor oraya. Yorum yapmamız için yani.
Şimdi burada mesela ben en tepeye çıkmadan boşluktan sonrasına bakacağım. Diyor ki farklı formları diyor Braille kod. Şimdi bu Braille kod dediğin ne? Onu yukarıya bakıp anlamam lazım. En başta anlatıyor çünkü tanımda. Dokunma sisteminden bahsetmiş. Görme engelli insanlar için. Bak matematiksel semboller var. İşte kelimeler, alfabe. Demek ki her forma uyarlanmış. Her kısma. Şimdi boşluktan sonra da diyor ki farklı formları öğrenilmesi için bunların diyor. Şimdi farklı formları, şimdi farklı formlarını D'la nitelemiş. Demek ki bu farklı formları bana şurada anlatması gerekiyor ki sonra boşluktan sonra D'la nitelesin, tamam mı? Neyi seçerim ben burada? Şimdi bak şöyle gitmen lazım. Ben her zaman derslerimde diyorum ki bir bağlaç, bir model. Bak modellar sınav açısından önemli, gerçekten önemli. Bağlaçlardan sonra belki önemli bir kısım. Çok fazla soru gelmiyor ama hem paragraf sorularında da belirleyici olabiliyorlar. Seçenek elememize yardımcı olur. Şimdi bir model bir soru kökünün içerisinde kullanıldıysa mutlaka mesela bir tane cümlede kullanıyorsun ya, olasılık yaptın, ken yaptın, may might yaptın. Sonraki cümlede de ister bunu. Niye? Çünkü konunun akışı öyle. Yani sen tamamen present simple tense bir parçayı yazıp tanımsal bir şekilde bilimsel bir gerçeklik anlatırsın. Ama araya model kattıysan sen, bu ne demek oluyor biliyor musun? Sen tavsiye veriyorsun, yorum yapıyorsun, ebilirlik katıyorsun, %50 olasılık yapıyorsun. Yani tek bir yere, şunu demeye çalışıyorum, tek bir ortaya böyle lak diye bir tane model yerleştiremem. Devamı mutlaka olmalı. Ve birbiriyle bağlantılı modellar olmalı. Mesela bir tarafa yazacak have to, bir tarafa yazacak can. Olmaz. Zaten öyle bir parça olmaz da. Uyduruyorum şu anda ben olur diye. Yani mutlaka görmen lazım. Şimdi mesela A'da o dikkatimi çekti benim. Yani şurada lak diye burayı should yerleştirmiş, if koymuş. Şimdi ben koşul yapmıyorum ki. Bana tanım yapmış zaten. Burada should'un ne işi var? Can'in ne işi var öğrenebilir? Bana yorum yapmıyor ki. Bana ebilirlik, %50'lik yap demiyor. Gönder gitsin. Şimdi Braille varyasyonlarının olduğundan bahsetmiş, sayısız. Different belki bu formlar olabilir. İçeriyor diyor, müzik, matematik, bilim, bilgisayar. Bak şunların hepsi different form olabilir mi? Olabilir, dursun. Elemiyorum. Şimdi C'ye geldim. Metinde yok. Metinde yok. Metinde normal present simple tense kullanarak tanımsal nerelerde kullanıldığıyla alakalı bir açıklama yapıyor. Olasılık molasılık hiçbir anlam yok. Şimdi C tamamen uydurmasyon bir seçenek. Ve şimdi biz orada alfabeyi gördük, şeyi gördük ya. İnsanlar bir şeyler öğrenecekler ya. Orada yeni dili falan da gördük. Hemen nereyle bağlantı kurarız? Tabii ki okul. Tabii ki kütüphane. Ama böyle bir şey yok. Bahsetti mi sana okul, kütüphane? Hayır, o zaman seçemezsin. Yani gelip de burada şimdi en başta hiçbir şeyden bahsetmeyip ortada bir okul, kütüphaneyi ortaya atıp devamında yine hiç okulla, kütüphaneyle alakası olmayan bir cümle yerleştirirse o ne demektir? Uydurmasyondur. Burada Braille kodun önüne başka bir isim yerleştirmiş ve bu başka bir kod. Bak bunu da çok yapıyorlar sınavda. Şimdi Braille kod diyor ya. X kod demiş mesela, X Braille kod, ama bu başka bir varyasyon oldu. Benim öznem o değil, özne değişti. Yani sana people yazıp diğer seçenekte person demesi bile özneyi farklılaştırmış sayarsın. Ya da people yazıp all people demesi bile özneyi farklılaştırmış sayarsın. Aynı şey değil. Bunu söylediysen they dersin referans, their dersin, them dersin ya da people de yine biz ilgilendirmiyor. Person'da da aynı şekilde tek bir şeyden bahsetmen lazım. Yani böyle farklılaştırdığın an olay değişir. Sana ne anlatmış? Braille kodu anlatmış. Bundan da uzaklaş. Çünkü bak devamına bak, öyle bir şey var mı? Yok, Braille koda dönmüş. Tek bir cümlede nasıl koyayım ben onu buraya? Buraya geldi zaten, burada ne anlattığı belli değil. Yaratıldı diyor kitaplar, materyaller, edebiyata girmiş mesela. Kodların kullanımı diyor yaklaşık olarak bu kadar. Şimdi devamındaki different form'u karşılayan şey ne?
B'de yok mu? Farklı formlar ne? Müzik, matematik, bilim, bilgisayar. Bundan bahsetmeyecek mi? Bunda sıkıntı var mı? Kafanızı karıştıran bir seçenek. Ya şunları çok fazla yapıyorlar. Bak mesela edebiyata giriyor burada, tamam mı? Ama boşluğun sonrasında da hiç edebiyat görmüyorum. Öncesinde de edebiyat görmüyorum. Tamamen uydurmasyon mesela. Ya tabii ki uzun uzun burada çevirebiliriz bunu ama öyle bir vaktimiz yok ya sınavda da. Uzun uzun çeviri yöntemini zaten biliyorsunuz. Ben farklı bir bakış açısından yaklaşın diye böyle şey yapıyorum. Çünkü biraz zamanla yarışıyoruz sınavda. Hani oturup çevirmek hem zaman alıyor hem kafanızı da açıkçası biraz karıştırıyor sanki fazla çevirince, fazla sorgulayınca. Biraz sorulara dışarıdan bakmaya çalışın, tamam mı? D'yi anlamadın. Şimdi D'de... Bu arada bir şey yazdınız, kaçırdıysam tekrar yazar mısınız? Şimdi D'de şöyle bir şey var. Braille koddan bahsediyor ya Özne bana. Şimdi ben bu koddan bahsediyorum. Mesela sen buna getirmişsin, named'di demişsin. XD, A Braille kod de. Bu başka bir kod oluyor. Yani o kodun başka bir çeşidi. Ve boşluktan sonra da hiç named Braille kod tarzında bir başlık, bir özne bir şey görmediğim için gönderiyorum. Evet, aynen öyle. Özne farklılaştı yani. Onun için eledim. Evet, tens bağlaç üzerinden. Şimdi anladık mı peki? Tamam. Modal'la alakalı örnek. Tamam, güzel. Gelelim buna. Bunda nasıl yaklaşmam gerekiyor? Şimdi boşluktan sonra yine değişen bir coğrafyadan bahsetmişim. Afrika diyor. Şimdi en tepeye çıkıyorum. Ne anlatıyor? Afrika. Devam ediyorum. Yine bir Afrika'dayım. Afrika gitmişim. Demek ki benim var olmam gereken yer Afrika. Bir Afrika'yı bulacağım seçeneklerde. Başka bir şey yaparsa mesela direkt elemem gerekecek. Niye? Çünkü Afrika'da olmam gerekiyor. Başka? Değişen bir coğrafyayı D'la nitelemiş. Ha, o zaman değişen bir şey görmem lazım benim. Şimdi A'ya geldim. Şimdi A seçeneğinde bir şey söyleyeceğim. Afrika nerede? Afrika yok. Afrika yoksa o zaman konu bütünüyle yok. Kusura bakma. Burada Afrika var. Burada şimdi ben C'de de Afrika'yı göremedim. Yine Afrika yok. Yine demek ki başka bir şey anlatıyor burada bana. Burada var. Burada da var. Tamam. 3 tane seçeneğe düştüm mü? Düştüm. Şimdi burada diyor ki Latrecic Dinosaur Seeds, dinozor alanlarından bahsetmişim. Bu dinozorların işte zamanında var olduğu yerler. Çünkü en başta da zaten fosil kayıtları, hani bunların fosil kayıtlarının ta buraya dayandığından bilmem ne periyodu. Şimdi bak, şuraya baktığında inanılmaz özelleştirmiş olduğunu görmüyor musun B seçeneğinde? Bak, bana sadece yüzeysel bir şekilde diyor ki Mezozoik periyotta diyor, boşluktan sonra. Bir öncesine bakıyorum. Afrika'dan bahsetmişim. Bir öncesine bakıyorum. Yine burada belli başlı periyotların özelliklerini söylemiş. Bu kadar milyon yıl önce vardı bilmem ne deyip anlatmış. Şimdi burada Morokko'da diyor, daha az diyor genişledi. Burada başka mesela ülke isimlerini yazdı özellikle deyip örnek verdi. Ama biz bunda değiliz ki. Değil mi? Bunda değiliz yani. Şu aslında Morokko'yu görünce zaten direkt özelleştirmiş olduğunu anlaman lazım. Özele girdi yani. Ve sana ne örnek yazdı ne başka bir şey yazdı. Bir de şu da var. Trasic Dinosaur Seeds. Hadi demiş olsun.
onu. Orada periyodundan bahsetti. Hadi orada özneden elemeyeyim diyeyim. Ama buradaki Morocco direkt özelleştirdiği için bundan uzak durman gerekiyor. Çünkü bana böyle mesela şu ifadeyi nerede verebilirdi dersen ikinci cümlede verebilirdi. Hani böyle sonlara doğru, çünkü artık konuyu bağlamam gerekiyor ya. Artık konuyu bağlayacağım. Orada Morocco'nun ne işi var? Gitti. D ve E seçeneğindeyim. Şimdi D de etrafında diyor mood greatly. Şimdi buradaki mood dediğim şey ne? Changing geografiye uymaz mı aslında? Çünkü bir hareket, bir taşınma durumu yok mu? Var. Şimdi bu uyar. E'ye bakalım. Peki E'yi niye eledim? Çünkü E'yi de periyottan dolayı eledim. Jurassic'te Jurassic periyodu demiş. Ben hangi periyottayım? Bak benim periyotlarım bambaşka. Mezozoik periyodu demişim. Burada başka bir periyot demişim. Şimdi bu periyotlar nereden çıktı? Boşluktan sonra da bu periyot yok. Önce de bu periyot yok. O zaman nedir? Yok yani bu. Güle güle. Zaten değişen bir şey de yok. Çünkü bana changing geography'yi D'la söylediyse demek ki öncesinde bahsetti. Sonra ben de diyorum ki değişen coğrafya, niteliyorum yani onu, tekrar söylüyorum, belli artık hani. Burada dikkate değer ölçüde aslında değişiminden bahsetmiş. Bununla bunun arasında yine Afrika'm da var, mood'um da var. Tamam. Tam oraya oturdu. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok burada. By contrast'la girmiş mesela. Aksine, zıttına, tersine. Biliyoruz değil mi bu bağlaçları? Unlike, contrast, contrary, conversely falan kullanıyor bazen. Bunlar ne? Aksine, tersine, zıttına ifadeleri. Zıtlık yapmış yani. Çünkü ön tarafta yine bir değişimden bahsediyor. Bu parça tamamen değişim parçası olmuş. Changing position diyor bak. Ondan sonra biz yine burada bir move dedik. Sonra yine changing dedik. Hep bir şey. Değişim değişim diye devam etmiş arka arkaya. Şimdi burayla alakalı bir sıkıntı var mı? Paragraf tamamlamayla. Bir sıkıntı yok galiba. Şimdi paragraf sorularında ne yapıyoruz? En çok sorduğunuz. Şimdi paragraf sorularında en başta aslına bakarsan önce seçeneklere bakıyorsun zaten. Seçeneklerdeki soru köklerinin içerisinde sana ne sormuş? Bilgi mi soruyor? Ondan sonra yoksa direkt böyle hani çıkarım yapacağın bir ifade mi soruyor? Zaten çıkarım sorularında en çok siz sıkıntı yaşıyorsunuz. Niye? Çünkü yoruma gidiyoruz aynı paragraf tamamlamadaki gibi. Yoruma gitmediğimiz takdirde doğru cevabı seçmememiz imkansız. O kadar diyeyim size. Yani şunlara dikkat ettiğiniz sürece paragraf sorularından asla kaçırmazsınız. İmkansız. Ya paragrafın çok, hani son sınavda birazcık zordu ve şimdi bazı paragraflar da böyle çok ilgi çekici olmuyor. Konu bakımından bizim hiç ilgimizin olmadığı bir parça denk geldiği zaman biraz evet anlıyorum, sıkıcılaşabiliyor okumak. Ama hangi parça olursa olsun, ister bilimsel, ister tarihsel, ister bilgi verici, ister böyle la la lom parça, yani sosyal medyalı, internetli, o parçalar genelde eğlendirici oluyor ya artık, gündem çünkü. Hepsinde aynı şeye dikkat edeceksin. Yani o parçanın değişmesi sende hiçbir etki uyandırmıyor. Niye? Çünkü sen seçeneklerden gideceksin. Seçeneklerde olmaması gereken ifadeleri elediğin sürece her zaman doğru cevaptasın. Hangileri olmaz seçeneklerde? Nereye yazsam? Yer bulamadım, yazacak. Şimdi seçeneklerde bak hangisi, bazen şunu yapıyorsunuz ya, parçayı oku Allah oku oku, ondan sonra seçeneklere geliyorsun, buradaki ifadeyi okuyorsun, sonra tekrar parçaya dönüyorsun okuyorsun, ondan sonra tekrar okuyorsun, bu olacak mı, onu yapma, eleyeceksin. Bak seçenekleri eleme yöntemiyle gideceğiz, o zaman işte hem hız kazanırsın hem de ne olur, daha basit bir şekilde sonuca ulaşırsın. Şimdi eleme yöntemiyle ne yapman gerekiyor, sana veriyor seçenekleri, tamam mı? Bir tanesini getiriyor buradan soru kökünün içerisine alıyor, yapıştırıyor. Bir tane yeri değiştiriyor. Ne yapıyor? Ya özneyi farklılaştırıyor. Tamam mı? Buraya yazıyor mesela people.
buraya geliyor yazıyor. Everybody, al sana yanlış. İnsanlar dedi, herkes dedi. Ya da all people dedi. Ya da always dedi. Ya da usually dedi. Bak, olmayacak ifadeleri yazıyorum ben şu anda. Uydurmasyon. Bunu yazar. Başka bir tane seçenek zaten tamamen konuyla da alakalı değildir. Belki tensi de farklıdır. Konu bütünlüğü asla yoktur. Bu zaten çok kolay bir çeldirici olur. Herkes bunu eler. Sonra bazen iki seçeneğe, bazen üç seçeneğe kalırsın. Şimdi bunlar tam yorumluk kısımlar işte. Tam yorum yapacaksın. Ne yazar sana? Directly yazar. Ne yazar sana? All yazar. No yazar. None yazar. Olumsuz kelimelerden yerleştirir. Veya parçanın içerisi inanılmaz eksidir. İnanılmaz olumsuz felaketten bahsediyordur. Sen gelirsin burada improve kelimesini görürsün mesela, gitti. Böyle bir şey yok. Successful'u görürsün. Böyle bir şey yok. Sen her zaman nasıl yapacaksın? Her zaman en genel. Yorum yapmayacaksın. Yorumlu seçeneklerden uzak duracaksın. Süperlatif kullanmadı mı parçada? Süperlatif kullanmayacaksın. Komparatif kullanmadı mı? Komparatif kullanmayacaksın. Sana burada kullandığı modallar must'sa, should'sa karşılığında ona uygun. Must'ı kullanırsın, should'u kullanırsın. Sana burada bunları kullanıp da sen gelip burada can'dir, may'dir, might'dir hafif bir şekilde %50 olasılık yapan bir ifadeyi seçemezsin. Should'u çok oynatıyorlar. Parçanın içerisinde hiç should olmuyor. Geliyor burada should yazıyor mesela seçenekte. Ve sen onu çeviriyorsun ve senin boşu boşuna dakikan gidiyor. Yani orada should'un ne işi var? Sana bilimsel bir şey anlatmış, tarihsel bir şey anlatmış. Orada kullanabilir misin? Kullanamazsın. Used to kelimesi. Bak, modullarda da bunlar önemli. Used to, should, whether or ikili bağlacım var ya, ister ister. Bak, bunlar kişisel ifadelerdir. Bunları durduk yere bilimsel ifadelerin içerisinde sana anlattığı gerçekten geçmişte olmuş mesela 2. Dünya Savaşı. Bunları seçemezsin ki. Biri tavsiye veriyor, biri geçmişte alışkanlık mı olacak? Ha, can yerine could olur. Evet, may yerine might olur. Bunlar çünkü geçişi birbirinin yerine kullanılabilen şeylerdir, modullardır. Ama hiçbir şey kullanmadıysa gelip seçenekte niye modal seçeyim ben? Çünkü modal zaten başlı başına yorum yaptığın bir durum. Modları niye kullanıyoruz? Ya yetenek bildiriyorsun, ya yasaklama bildiriyorsun, değil mi? Bunlar yoksa niye seçiyorsun onları? Seçmemen gerekiyor. If'ten uzak durman gerekiyor mesela. Yoksa, yoksa, varsa tamam. Zıtlık bağlaçları, soruyu getiren kısım zaten zıtlık bağlacı. Tırnak içerisinde verdiği ifadeler. Zıtlık bağlaçları. Onun dışında olumsuz kelimeler, olumsuz kelimelerle ilgili bir liste paylaşmıştım, hatırlıyor musunuz? Bunlar zaten sana soruda doğru yanıta götürecek ifadeler. Bunlardan zaten doğru yanıtları buluyorsun sen. Şimdi devam edersem eğer şöyle bir parçam var şimdi benim, tamam mı? Ve ilk olarak sorunun köklerine bakacağım. Diyor ki işte yüze dayalı bizim eleştirilerimiz yargılarımızla alakalı diyor. Bunun hakkında diyor. Infer. Yani bana demiş ki bir çıkarımda bulun. Parçayı oku gel. Başka kısa görüşlerimiz bizim. Bununla alakalı parçayı oku gel. Todorov'un açıkladığı bir şeyden bahsediyor. Don't provide, sağlamıyor diyor bazen. Niçin sağlamıyor diyor bunun açıklamasına göre. Bu mesela bilgi sorusu. Yani parçanın içerisinde bu bahsettiği ifadeyi bulmam lazım ki gelip buradan seçeyim. Burada da parçanın başlığı ne olabilir? Başlık da ne demektir? En geneldir, kapsaması gerekiyordur. Bazen başlıkta şey olabiliyor çünkü. Sadece tek bir cümlenin içerisinde bahsediyor. Biz de diyoruz ki ama bu da vardır. Bazıları doğru olabilir. Mesela şu da doğru olur, şu da doğru olur. Ama sen hangisi en geneli kapsıyorsa onu seçersin. Tek bir cümlenin içerisinde bahsettiği ifade senin başlığın olmaz. Şimdi burada bakalım. Şimdi bizim yargıladıklarımızdan bahsetmiş. Biz doğduktan sonra aslında yargılıyoruz. Ne? Yüzsel bir süreçten bahsediyor.
Doğumdan sonra diyor kısa bir şekilde ne yapmış? Burada önemli bir şey var mı diye bakıyorum. İnsanların yüzlerine bakıyorum. Bebeklerin baktığından bahsetmiş. Şimdi burada önemli bir şey yok. Giriş yaptı çünkü. Onlar ilk yıllarında diyor bebeklerdeyim hala. Zarflar önemli. Şimdi neleri çizdim ben? Zarflar. Muhtemelen diyor daha mesela bak friendly, arkadaş canlısı yüzlere daha fazla bakıyorlar. Neye göre? Ciddilere göre. Bak burada more'denle bir karşılaştırma yapıp muhtemelen ifadesi kattı mı? Kattı. İlk çizdim bunu. Sonra işte yetişkinliğe ulaşıldığında biz diyor çok sayıda aslında türleri görüyoruz. Çok sayıda hani yüzle karşılaşıyoruz ve yargılamamızdan bahsetmiş. Sonra diyor ki bir insanın karakterini hani burada zıplama dediği bir insanın karakteri statüsüyle alakalı 10 saniye içerisinde onun yüzüne bakarak aslında bir çıkarımda bulunabiliyoruz demiş. Sonra adulthood'a geçtikten sonra söylüyor. Şimdi burada just 10 burada rakamsal bir ifade olduğu için çizdim. Başka? Onları değerlendirmemizden bahsediyor. Onlar bizim işte shortcuts dediği yani bu kısa görüş hemen 10 saniye içerisinde belirliyoruz ya onlara shortcuts vardı bir soru kökünün içerisinde. Örneğin diyor biz bebek yüzleri, baby face'leri diyor yargılarız. Ne olarak? Daha işte hani güvenilir. Diğerleri de diyor daha keskin böyle hatlara sahip olanları, çeneleri sivri olanları daha diyor dominant olarak düşünürüz ve diyor bir insanın eğer büyük bir burnu varsa meraklı olarak adlandırırız diyor ve genel bir şeyden bahsetmiş. Örnek veriyor. Sonra etik olmadığından bahsetmiş bunun. Maybe bak may'i kullandım. Modeli çizdim. Yani bu ne demek oluyor? May'e benzer bir model seçeceğim demek ki. Diğerlerini seçmeyeceğim. Ama diyor bunun evrimleştiğinden bahsetti. Çünkü bizlerin ultra sosyal türler olduğundan ve çok hızlı bir şekilde zarflar bir insanın aslında düşman mı arkadaş mı olup olmadığı konusunda çok hızlı bir şekilde değerlendirme yapabiliyoruz. Sonra demiş ki hani bize zarar mı verecek, güç mü verecek bunlar diyor yaşamsal öneme sahip bilgiler aslında. Ama diyor bir problem var. Zıtlık bağlacını çizdim mi? Çizdim. Bir problem var. Nedir bu? Evet geldik Todorov'a ne zaman gelecek diyorduk. Sonda anlatmış. Bu neye işaret etmiş? Diyor ki bizlerin diyor first impression ilk izlenimleri diyor yanlıştır diyor. Yani bizim aslında bu kısa yargılamamız diyor may not always. Bak yine bir olasılık. Hani daima diyor iyi sonuçları vermez. Çünkü aslında açık değildir diyor ama o ne diyor? Hani biz diyor ancestor, biz atalarımıza göre diyor. Şimdi önceden bu sisteme karar verilmiş ya. İşte bu böyle görünür, bu böyle görünür. Bunun da söylediği biz çok fazla strangers'la yani daha fazla insanla karşılaştığımız için diyor atalarımıza göre bu yanlış sonuç verebilir diyor bu düşünce. Şimdi neleri çizdim? Zarf. Rakamsal ifade, modeller, zarf yine, zıtlık bağlacı bu kadar. Şimdi gel seçeneklere. Şimdi seçeneklerde cannot'ı görüyorum mesela. Cannot nedir? Bizim modellerde imkansız grubumuz var mıydı? Vardı. Bu neydi? Bir cannot'tı, bir couldn't'tı, ondan sonra mustn't'tı ve shouldn't'tı. Bunları biz imkansız grup diyor muyduk? Diyorduk. Şimdi imkansız olan bir şey çizdim mi ben parçanın içerisine bir bak. Hayır, may'i çizdim. May not'ı çizdim. Yani cannot ne olmuş oluyor? Çok keskin bir ifade olmuş olmuyor mu? Never gibi mesela. Gönder. İmkansız bir durum var mı burada? Yok. Başka? Biz diyor, başlıyoruz diyor. Ne? Bir kişinin hakkı, bir kişinin karakteri hakkında veya işte statüsü hakkında diyor. After bak several times. Şimdi bana ne zaman dedi parçanın içerisinde veya ben ne zaman çizdim birkaç kere birini görüyorsun. Biz yüzünü gördüğümüzde dedi bir de sadece 10 saniye işte 10 dakikada dedi. 10 saniyede karar veririm ben dedi yüzüne bakınca. Several times nereden çıktı mesela? Tamamen uydurmasyon. Gitti. Bizim başlangıçta neyimizden bahsetmiş? Bir fikir oluştuğundan bahsetmiş onun yüzüne. Evet bak en genel ifade hiç başka hiçbir şey yok. Buraya geldi more effectively daha etkili.
daha etkili bir şekilde dedi. Ne zaman daha etkili bir şekilde dedi? Bak bakalım. Etkili bir şekilde zarfını çizdim mi? Çizmedim. Bir hızlıyı çizdim, bir muhtemelini çizdim. Var mı yok. Buraya geldim. Bakmaksızın diyor onların nasıl göründüğüne. Bütün human face. Bak şimdi all. Şimdi all human face dedi mi bize? Demedi. Onlar ilk yıllarında aslında bebeklerin ilgisini bütün insan yüzleri mi çekiyor? Ne dedi? Zaten all bir kere çok kinaldir, seçemezsin. Onların ilk yıllarında ne diyor? Daha diyor muhtemelen friendly looking, yani friendly gözüken yüzlere bakıyorlar diyor. Bütün insan yüzlerine bakmıyor ki bebekler. E bu da gitti. Ne kaldı? En genel kaldı. Bak diğerlerinde model olmadığı için eledim. Several times uydurma olduğu için eledim. More effectively zarfım yok eledim. All human genel olduğu için eledim. Bunlar yok. Başka? Bizim kısa görüş, kısa hani hemen karar vermemizden bahsediyor. Şimdi daha az yardımsever. Sana nerede yardımseverlikten bahsetti? Bir de üstüne daha az. Söylemedi. Genellikle ifadesini nerede kullandı? Genel bir ifadedir çünkü değil mi? Keskin ifadelerden uzak duralım dedik. Gitti. Daha faydalıdır dedi. Daha faydalı sonuçlar. Dedi mi? Faydalı, faydasız bir şey söyledim sana. Söylemedi. May might'dan bahsetti mi? Bahsetti. Burada ne diyor? Unreliable, güvenilir değildir. Çünkü farklı bir şekilde güvenilir değildir. Neye göre? Her insanın diyor yorumlamasından bahsetmiş. Güvenilmezdir veya güvenilirdir bu testler gibi bir şey söyledi mi? Bana her zaman parçada neyden bahsetti? Bana her zaman may not always dedi. Bana her zaman may kullandı. Ben kafama göre gidip diğerlerini seçemem değil mi? Denizli oldu. Anladık mı? Burada güvenilmezdir dedi. Gönderdik. Daha faydalıdır dedi. Gönderdik. Genellikle dedi. Gönderdik. Daha az yardımseverdik dedik, gönderdik. Şimdi burada anlaşılır dedi ve ben neye göre eledim? Daha az yardımseverdir ifadesi parçanın içerisinde yok. Helpful geçmedi. Genellikle ifadesi çok keskindir, geçmedi. Çünkü bir şeyi genellemesi için söylemesi gerekiyor. Daha faydalıdır ya da daha az faydalıdır ya da faydasızdır ifadesi kullandı mı? Kullanmadı. Güvenilirdir, güvenilmezdir dedi mi? Demedi. Modallı bir şekilde konuşmadı mı bana? Evet, maillerden, might'lardan bahsetti zaten. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Todorov'un söylediği şey şu en sondaydı, hatırla. Bu dedi ki, ya belki de doğru sonuç vermiyor tamamen dedi, yanlış. Çünkü niye biz atalarımızdan daha fazla yüz görüyoruz falan tarzı bir şey söyledi adam. Şimdi biz burada neyi seçeceğiz? Diyor ki, shortcuts diyor, daha hızlı bir değerlendirmeden bahsetmiş diğerlerinde. Ve bu yüzden diyor, bizim ilk görüşlerimiz genellikle yanlıştır. Şimdi genellikle yanlıştır demedi ki. Yani belki yanlış olabilir tarzı bir şey söyledi. Burada direkt hani sanki direkt yanlıştır bu test demiş gibi yapıyor. O inanıyor ki diyor, neyin aksine? Atalarımızın aksine. Biz yaşamadık diyor. Tehlikeli bir dünyada. Şimdi nerede tehlikeli bir dünyadan bahsetti? Pazar diyor, yani dangerous bir world dedi mi hiç bize? Bak mesela şurada. Adamın konuştuğu yere bak, zaten öyle bir şeyden bahsetmemiş. Sadece biz fazla yüz görüyoruz dedi, o kadar. World falan yok. O düşünüyor ki diyor, biz so many faces, evet, daha fazla yüz görüyoruz. May not kullandı yine. Yani doğru bir şekilde olmayabilir demeye getiriyor değil mi? Evet. Burada da demiş ki daha kompleks bir dünya. Bak aynı mantıkla eleyeceğim. Daha tehlikeli dünya, daha kompleks dünyadan falan bahsetmedik ki. Veya diyor ki çoğunlukla diyor bir insanın işte bilmem nesi cannot provide, imkansızdır sağlaması. Şimdi bu imkansızlardan bir kere uzak dur. Yok. Sana hiçbir yerde cannot demedi. Neyi seçtim? C'yi seçtim işte, en genel, bu kadar. Doğru bir şekilde dedim. May not guide. Bak yine iki seçenekle fark ettin mi? Bak may might. Ne kullandıysa onu seçtim, yani diğerlerinden uzak durun. Parçanın başlığı ne olabilir?
Şimdi yaşamsal bilgileri atalarımızdan öğrenme mi? Hayır. Bizim diyor bilişsel kısa yollarımız, bilişsel kısa yollarımızdan mı bahsetti? Bir tabii shortcutlardan bahsetti ama parçanın geneli shortcut mı? Hayır. Etik olmayan şeylerin nasıl reddedildiğinden? Hayır. Bu shortcutların diyor transferi diyor yetişkinliğe. Şimdi adulthood dedi ama bir cümlede. Bizim aslında güçlü eğilimimizden bahsetmedi mi insanlara? Bizlerin güçlü bir şekilde bu eğilimi, yani insanlara yönelik eğilimimiz, insanlara bakarak bir şeylere karar vermemizden bahsetmiyor mu? Tamam mıdır? Yani nasıl yaklaşmamız gerektiği az buçuk anlaşıldı mı bir parçaya? Tamam. Bak, paragraflarda her zaman böyle ilerlerseniz daha rahat edersiniz. Yani çok fazla böyle karmaşık karmaşık her madde madde her yeri çizmeyin, tamam mı? Önemli yerleri çizin. Zarfları, mesela olumsuz kelimeleri mutlaka çizin. Olumsuz kelimelerden mutlaka cevap gelir, şık gelir. Yani hani burada yoktu gerçi de olumsuz bir şey. Onun için şurada bir wrong falan demişti. Onu zaten çizdik. Ya da natlı ifadeler, zıtlık bağlaçları, modullar, rakamsal şeyler. Bunlar çok önemli. Bunları çizip de seçeneklere gittiğiniz zaman hangisi değildir deyince tık 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 böyle çözersiniz ve daha zevkli hale gelir zaten. Öbür türlü çünkü sizi de çok fazla yorar. Hani normalde bizler oturup da böyle sayfalarca İngilizce metinler okumadığımız için biraz parçayı görünce de hani biraz uzun olunca biraz gözünüz korkuyor. Onun için böyle bölerek yaparsanız daha sizin için de şey olur, rahatlamış olursunuz. Şimdi kaç oldu? Şimdi sizin istediğiniz ve sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü bittik normalde. Evet, son YDS'de, evet son YDS'de çıkanlar biraz konu bakımından da şeydi hani çok ilgi çekici parçalar değildi. Ama yine bir şekilde işin içinden çıkılır. Mutlaka dikkat edin. Yorum yapmamaya çok dikkat edin. Şıklar çok yakın oluyor birbirine biraz zorlaştırmak için. EYDS birazcık daha zor olabiliyor normal YDS'den. Nasıl çizeceğiz? Bir dakika. Ekrandan yapılabiliyor. O şeyi var yani. Böyle aynen işaretleyip kaldırabiliyorsun. Evet. Zaten şey vardı bir sitede. Ben onu olmadı paylaşırım hikayede. Oradan böyle girip de kendinizi deneyebilirsiniz. Ben onu bulayım, paylaşayım hikayede, tamam mı? EYDS'ye girecekler. Oradan şey yaparsınız, örnek çözersiniz hatta aynı sınavdaki gibi. Evet evet var. Şu anda YDS YÖKDİL grubum zaten devam ediyor. Direkt hani tek üzerine iletişime geçebilirsiniz. Eğitim kısmı bende. Diğer merak ettiklerinizde arkadaşlar direkt yardımcı olur sizlere. Daha henüz yeni başladık zaten. İkinci haftamız. Kelimelere nasıl çalışmalısın? Kelimelere yani bir kelime kitabıyla çalışmalısın ve hangi kelime kitabı olursa olsun, yani piyasada bir sürü var ya, şimdi isim vermeyeyim. Bir tanesini bitirmen lazım mutlaka. Yani yarıda kalmamalı. Başlayıp bitirmen lazım. Test çözmen lazım. Ya aslına bakarsan kelime şöyle parçaların içerisinde çok güzel öğreniliyor da böyle hem konuyu okuyorsun ya, hem konuyla bağlantı kurarken böyle akılda çok kalıcı oluyor okuma yaparken, ama okumaya fırsat yoksa ve sıkıcı geliyorsa, okuma sevilmiyorsa eğer, o zaman bir kelime kitabıyla, yani önce kelimelere çalışıp ondan sonra testi oluyor, eşleştirmesi falan oluyor ya, öyle bir kitapla. Ve bir tanesi mutlaka bitmeli.
Tamam, paylaşacağım. YDT grubum daha değil. Daha birazcık daha var. Yani Eylül gibi başlarız sanırım YDT grubuna. Şimdi bir tatil yapılır çünkü. Bir sınavı da atlatalım bakalım ne olacak, ne bitecek. Kamplarda sınava bir ay kala hızlandırma yapacağım mutlaka. Hani belli bir puan almış kişiler için hani en baştan eğitim almış oluyor kimileriniz. Katılmak dahil olmak istemeyenler olabiliyor. Tabii ki paylaşacağım. Tabii ki. Süper katkıda bulunduysa başarılar diliyorum sınavda da. Şimdi çözme sırasını aslında süre sorunun neden vardır biliyor musun? Büyük ihtimalle çok deneme çözmedin ya da deneme çözmeyi biraz erteledin mi? Ondan dolayı oluyor. Biraz deneme çözmekten korkuyorsunuz netler düşük gelecek diye aslında hiç korkmanıza gerek yok. Deneme eksikliğinden oluyor o. Soru çözme sırasını da kendin oluşturman lazım. Mesela ben şimdi sana derim ki şuradan başla ama sen öyle başlarsın daha fazla vakit kaybedersin. Sana nasıl rahat gelirse. O çünkü hangi kısmı iyi yapıyorsan, hangi kısımda algın çok açıksa mesela onları hemen halledip diğer kısımlara geçebilirsin. Diyalog ve verilen durum. Aslında iki soru tipi de basit soru tipleri. Sadece biraz bağlantı kurmada ve olayı böyle şey yapmada biraz yoruma kaçabiliyorsunuz işte ondan kaynaklı aslında. Özne takibi yapılmıyor bir de. Seçtiğiniz seçeneklerde çünkü ya özne takibi yapmamış oluyorsunuz ya da mesela diyalogda altlı üstlü veriyor ya bir tarafla bağlantı kuruyorsun. Diğer tarafı hiç önemsememiş oluyorsun mesela. Genelde onlar yanlış çıkıyor. Tabii ki zaten oldukça yapıyoruz mutlaka. Mutlaka yapıyoruz. Evet biraz bakın yarınki sınav içinde, YDS içinde, YÖK içinde biraz sorulara dışarıdan bakmaya çalışın. Çok fazla sorgulamayın. Şimdi bir şeylerin içinde çok fazla girince, çok öğrenince de biraz sıkıntı olabiliyor gibi geliyor bana ya. Sanki böyle hani çok fazla sorguluyormuşsunuz gibi oluyor. Hani böyle basit yapılabilecek sorular da böyle gidebiliyor bazen. Ona dikkat edin. Hani böyle baktığınız, gördüğünüz işin içinden çıkamıyorsunuz. Biraz geriden bakın soruya hani. Daha basit düşünün. Özneye bakın mesela, tense bakın mesela. Hani hemen bir alternatif üretin. Çünkü doğru cevaba ulaşamıyorsan, hiç çeviremediysen, hiç işin içinden çıkamadıysan büyük ihtimalle orada bir ne vardır? Özne farklılığı, referans takibi falan vardır. Bazen öyle basit çıkabiliyor çünkü. O zaman teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yine bir kere daha böyle ders yaparız birlikte. Yarın için yine başarılar diliyorum gireceklere. Zaten paylaşım yapmaya da devam ediyorum. Bu YDS YÖK Dil grubuna dahil olmak isteyenler iletişime geçebilirler. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz o zaman.